Yürüyoruz ya işte, Dücane Cündioğlu. Mükemmel olmaya çalışmak, tamamlanmayı istemekle alakalı hiç kuşkusuz. Daireyi tamamlamakla. İnsan, insana özgü tüm yetilerini, yeteneklerini kullandığı, kullanabildiği takdirde ancak yetkinleşir, tamamlanır. Tüm yetilerini, duyu, duygu, düşünce yetilerini, tümüyle yani eksiksiz bir biçimde, insanın tekamülünü düşleyebilir, kemale erme, tamamlanma yolundaki tüm çabalarını takdir edebiliriz, etmeliyiz. Peki ya tekemmülünü? Bitmiş, tamamlanmış bir insanı, yani tanrılaşmış bir insanı, maddeden, doğadan, maddenin ve doğanın sebep olduğu tüm zayıflıklardan arınmış olanı. Üstelik böyle olduğu takdirde bile insan sıfatı taşıyabileceğini sananı. Sorudan, sorgudan, eleştiriden muaf olduklarını sanan tanıcıklara en çok siyasette rastlanır. Yöneticilerde ya da yönetmeye talip olanlarda kusursuz liderler, yanılmayan önderler, kahramanlar. Hepsi de mükemmeldir, kusursuzdur. Eleştiri kabul etmez. İnsanoğlu tanrılaşmaz ama tanrılaştırır. Mükemmelleşemez ama mükemmelleştirir. İdealize eder, idealleştirir. Pek tabii ki zihninde, hayalinde, umut eder bu yüzden, hayal eder. Mükemmelmiş gibi yapar, kendisini veya başkalarını mükemmelleştirir. Kusursuz hale getirir, hatalardan arındırır. Kemale ve mükemmele ihtiyacı olduğu için yapar tüm bunları. Yücelmeye ihtiyacı olduğu için, yücelmek için yüceltir, yüceltmek zorundadır. İnsanın yanılmaya ihtiyacı vardır ve aldanmaya. Aldanmak ister insan. Hem de kendilerine kendisini aldatma hakkı verdiği kimseler veya nesneler tarafından aldatır ve aldanır. Aldanmak insanın yazgısı. Yücelmek istediği için yüceltmek zorunda olanın. Hazreti Ömer'in dediği gibi, biz bizi Allah adına aldatmak isteyene aldanırız. Çaresiz bile isteye aldanırız. Gerçek, tüm çıplaklığıyla kimin ona ihtiyacı var? Kim gerçeği tüm çıplaklığıyla bilmek ister? Kimse, evet, hiç kimse tüm çıplaklığıyla gerçeği bilmeye ihtiyaç duymaz. Bilmek de istemez, gerek de yoktur. Şaşırma ey talip, gerçeği bilmenin gereği yoktur. Üstüne çıkmak gerekir gerçeğin, bile bile aldanmak gerekir. Aldanmak ve aldatmak, yücelmek için yüceltmek gerekir. Kendini veya başkalarını, hatalardan arındırmak, kusursuzlaştırmak, mükemmelleştirmek gerekir. Yücelmek için yüceltilmesine ihtiyaç duyulan kimseleri. Kör olmak gerekir. Yani
aşık olmak. Aşka ihtiyaç duyacak denli kusurlu olmak. Hasta olacak kadar mükemmelleştirmek gerekir. Bile bile aldanmak gerekir. İhtiyaç olduğundan, ihtiyacımız olduğundan, hem de hava gibi, su gibi aldanmaya ihtiyaç duyduğumuzdan. Aşk gelecek, cümle eksikler biter. Bitmez ise kör ki kalsın, ne olursar. Aşk gelince tüm eksiklerin biteceğine, bitmese bile aşıkın gözlerinin o eksik ve kusurları göremeyeceğine işaret ediyor şair. Aşkın ve aşıkın gözlerinin kör olacağına. Bile bile. Ben de diyorum ki ey Talip, şimdi gözlerini bitmemişe çevir. Tamamlanmamışa, eksik ve kusurlu olana, sürene, devam edene, son noktasını bulmamış olana, aleme ve insana. Tüm noksanlarıyla çamur içinde çırpınan insanı gör. Bitmemiş, tamamlanmamış, eksik ve noksan insanı, yani Hazreti insanı. Böylece sev onu. Tamamlanmadığı için ve asla tamamlanamayacağı için, mükemmellikten uzak bir biçimde yücelteceksen çamurun içine sokarak sev onu. Omuzlarına mumdan kanatlar takarak değil. Ey Talip, sırf dualarını kabul ettiği için, edeceği için seviyorsun sen Tanrı'yı. Mucize göster ki inanayım diyorsun. Elindeki zarların bir kere de 7'de 7 gelmesini istiyorsun. Düştükçe, çöktükçe, battıkça kanatlanmak istiyorsun. Hakkındır. İste tabii, kendini iyi hissetmek için, yücelmek için, yücelt. Aldanmak için ve aldatmak için, gerçeğin içine tükür, çekinme vehminle, hayalinle, tüm umutlarınla, keyifle ve neşeyle. Fakat bu arada şu küçük hikayeyi de unutma. Son devir Melami büyüklerinden Muhammed Nurul Arabi Hazretleri bir gün bir müridiyle yolda yürürken müridi bir aralık durmuş ve efendim demiş, bütün şeyhler keramet gösterirler, gösteriyorlar ama siz bize henüz bir keramet göstermediniz. Lütfetseniz de bir kerametinizi görsek. Efendi Hazretleri kaşları çatılmış bir halde hiddetle müridine şu cevabı vermiş. Yürüyoruz ya işte. Sonra da hiç konuşmadan yürümeye devam etmiş. Ey Talip, uçanları kaçanları bırak da hakikat ehlini yürüyenlerin arasından seçmeye bak. Kemali bitmemişlik, tamamlanmamışlık içinde arayanları sen de ara bul. Hikmeti çamurun içinde arayanları önemse, toprağın ve insanın içinde arayanları. İnsanı yine insanda arayanları, tevazuyla arayanları, mükemmel olduğunu iddia etmeden insanı tüm eksik ve kusurlarıyla arayanları. Hürmet edeceksen, insanın eksik ve kusurlarına hürmet edenlere hürmet et. Bitmemişliği,
tamamlanmamışlığı fazilet bilen çamurlu elleri öp, ille de öpeceksen. Evet, suyu sevabı değil. Bilakis çamuru, günahı önemseyenlerin ellerini. Çamurdaki toprağı değil, çamurda o toprağı cıvıklaştıran suyu görenlerin gözlerine dik gözlerini. Hayretle, her defasında mütevazı ol. Sadece yürü, sadece yürü.